yöntem gereği birinci maddeniz başkanlık divanının oluşumu. Bununla ilgili genel başkanımıza ihsan etmiş olan bir önerge var. Başka önergesi olan anahtar farklı arkadaşımız yoksa bu önergeyi oylarınıza sunacağım. Anavatan Partisi Genel Merkez 3. Olağanüstü Kongresi'ni yönetmek üzere aşağıda isimleri yazdık işlerine öneriyoruz. Önergeyi imzalayanlar Hüseyin Yiğitoğlu, Tayfun Tunca, Vakıf Demir, Okan Mineri, Taha Ömre Savaş, Divan Başkanlığı'na giren Sezai Şahin. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edilmiştir. Sayın Devam, buyurun. Sayın Başkanlar, mesajınız oldu.
sık sık da görüşüyoruz. Bu vesileyle ne yapılması gerektiğiyle istişarelerimiz oluyor. Başkanın derdi şu, sıkıntısı şu, problemi şu arkadaşlar. İmkan dahilinde yapılabilecek her şeyi yapmaya da çalışıyorum. Fakat bir partinin genel meclisi parti başka partiyle birleştirilmiş yok. Bu partinin kuruluşundan son gününe kadar içinde olan, her kademesinde olan. Ben Özal gibi bir imparator, yani imparator diyorum yanlış anlamayın. Yani. İmparator için yönetim bakımından, kabiliyet bakımından, yetenek bakımından mı diyorum onu ben. Böyle bir adamın yanında yetişti. Ve üzülüyorum değerli arkadaşlar. Yani bu zaman 5 bin, 10 bin lira olması lazım. Şu anda MHP'nin durumu ortada, CHP'nin durumu ortada, mezheplilik bunlarda, Türkçülük, Kürtçülük, Bölcülük bunlarda ana vatan parçası şu anda birleşme adresi. Bu birleşme adresinin adresi de sizlersiniz. Burada olan arkadaşlarımız ve bölgelerine gittikleri zaman karşılaşacakları onlar. Yani bu konuda size yardım istiyorum. Allah'ımız hiç yardım istemezsiniz. Bak rica ediyorum. Gittiğinizde ana vatan parçasının 70'ini bir hatırlayın. Hatırlatın arkadaşlarınızı. Gerçekten şu anda ihtiyar mı? Bakın 70'te ana vatan parti olduğu zaman doğru yok parti. Süleyman Demirel, Atatürk Türkeş, Erbakan. Ya bunlar Ecevit. Bak bunlar hepsi dinozor. Bu dinozorlarla biz uğraştık. Ve bunların hepsini kafalarına vurup 3 dönem tek başına ihtar ettik. Başımızda Kenan Evren. Ya başımızda Kenan Evren. Bunların hepsinin bakın bu dediğin insanlar bakın. Süleyman Demirel, Erbakan, Türkeş, Ecevit. Bu dinozorların kafalarına vurup da tek başına üç tane iptal edin. Şimdi kapanma nere saklanacak diye yer alıyoruz. Yok böyle bir şey. Şu anda bu partilerin hepsi gitti. Rahatlıkla ayakta kalacak. Yalnız irade kullanmamız lazım. İrade kullanır ise yani buraya geldik, sohbet ettik meselesi değil. Asıl görev şimdi başlıyor. Yeniden yapılanma, yeniden toparlanma demek şimdi başlıyor. Bu yeniden toparlanmanın adresi sizdesiniz. Bölgelerinizde, ilçenizde, köyünüzde, kasabanızda bunu dile getirin. Artık ana vatanın meclis başkanı bunun programını yapacak. Bütün ülkenin ne diyelim? Televizyonda, Facebook'ta, Twitter'da, şurada, burada artık bu olarak girecek. Ve partiye katılmak, gelmek isteyen cami gönülden binler, milyonlar var. Adres arıyor bunu, adres arıyor, adres. AK Parti'nin yaptığı da ortada, diğer partilerin durumu da ortada. Adres, adres ana vatan partisi. Hiç kendimizi kanıtmıyoruz. Hiç kendimizi kanıtmıyoruz. Adres Anadolu Partisi. Çünkü biz yaptıklarımızda konuşuyoruz. Yapacaklarımızda da konuşuyoruz. Yaptıklarımız. Bizim adresimiz bu mu? Yanlış mı sen başkanım? Bizim korkacak, utanılacak bir şeyimiz yok. Biz ana vatanımız. Çünkü Türkiye imar etmişiz. İmar. Uyduya in, bir görüntü. Uyur. Uyduya bir görüntü. Türkiye'nin telekomünikasyon sistemini biz yaptık. Cep telefonu Türkiye'ye ana vatan getirdi. Bilgisayar ana vatan getirdi. Yani dolar saklayamazdın, mark saklayamazdın. Şimdi dolar serbest, mark serbest, euro serbest, her şeyi telefon, her şeyi. Yani bütün Türkiye'nin ulaşımlarını yapan ana vatan basıyor. Biz seni, bir Türkiye'de kötü bir anımız olmalıyız. Ana vatanımız demek de utanılacak, bozulacak bir şeyimiz yok. Biz göğsümüzü açarak ana vatanlıyız. Vatanlar diyor ki yoksunuz kardeşim. Yoksunuz yok. Niye yok? İşte özverili, Sayın Başkan özverili çalışıyor ama bizden destek göremiyor. Bak kendimizi suçlayalım. Selam ablacığım, hoş geldin. Muhabbetleri ver. Sayın Divan, kıymetli Plan Bütçe Komisyonu eski Samsun Milletvekilimiz, Ana Vatan Partisi'nin zor gününde benimle birlikte Türkiye sevdasından ötürü her türlü zorluğa, her türlü meşakkate, her türlü imkansızlığa göğüs geren değerli dava arkadaşlar. Hepiniz şeref verdiniz, onur verdiniz. İnşallah bundan sonraki çalışmalarınızı da el birliğiyle güç vereceksiniz. Sevgili arkadaşlarım,
ülke adına doluyum. Yarınlarımız adına doluyum. Partimiz adına doluyum. İnşallah sizlerle de hakla edeceğiz, dertleşeceğiz. Bu ülke için her biriyle dertleşeceğiz. Sen yanmazsan, ben yanmazsam bu memleket için kim yanar cancağızım demiş. Sevgili arkadaşlar, biz bu kongreyi sadece merkez kararımızda, merkez disiplinimizde arızalar vardı, eksiklikleri vardı. Kadromuza dahil edeceğimiz arkadaşlar vardı. Biz bunu parti merkezinde yapmak istedik. Çünkü bizim hazineden aldığımız trilyonlarımız yok. Birilerinin çalarak, çırparak getirip de kasamıza koydukları paralarımız yok. Maddi olarak imkansızlıklarımız var. Biz orada olağanüstü bir kongreyle ekibimizi yenileyelim. 2016 senesi çünkü Anavatan Partisi tekrar miladın başlanmış olacak. Yeniden özellikle de arkadaşlarım sağ olsunlar diriliş koymuşlar adını. 2016 senesinden itibaren bu dirilişin mücadelesine başlayacak. Ondan sonra dedik ki biz önce bizle birlikte mücadele edecek, bizle birlikte yürüyecek, bizle birlikte koşacak arkadaşlarımızı yenileyelim. Ondan sonra Ankara'nın en büyük salonlarında bulur, otel toplantı salonlarında bulur, Anavatan Partisi'ni tekrar tarih sahnesine çıkartalım. Biz baktık ki arkadaşlarımızın heyecanı, biz burada 50 kişiyle partide yapalım istedik. Ama arkadaşlarımız artık ülkenin gidişatından dolayı öyle bir heyecanlılar ki bizim genel merkez almayacak. Hemen yakında olduğu için sağ olsun bu otel işletmecilerine de teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantı ayarladık. Biz inanın sadece merkez karar, merkez disiplin ve belediye il başkanlarımızın haricinde kimseyi çağırmadık. Bu buradaki salonun sayısının az olması sizi hiçbir zaman korkutmaz. Bizim öyle bir salonları doldurma gibi bir gayretimiz olsaydı biz Kırıkkale'den de doldurduk, Ankara'dan da doldurduk. Öyle bir derdimiz yok. Sevgili arkadaşlarım, Allah rızası için, Allah rızası için, Allah rızası için bu işte durmadan, bıkmadan, utanmadan mücadele edelim. Ya haksız söyle, ya sus. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Ben dilsiz şeytan olmak istemiyorum. Ben Tayyip'ten doğanlarda oturup bu memleketin meseleler için her şeyi konuşurum. Başbakanla da konuşurum. CHP Genel Başkanı'yla da konuşurum. MHP Genel Başkanı'yla da konuşurum. Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı'yla da konuşurum. Ben de konuşuyorum da konuştum da. Bizim kimseye ayrılma lüksümüz yok. Biz kimseye ayrılma lüksümüz yok. O Halkların Demokratik Partisi'de 6 milyon kişinin oyunu almış. Öyle veya böyle bu sistemin içinde olmak lazım. Güneydoğu'daki bizim ailemizde bir sorun var. Bir sıkıntı var. Onu ancak kardeşliğimize, birbirimizi anlamayla ama Türkiye'nin yönetim yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözeriz. Herkes de aklını başlıyor. Bu millet o kadar ucuz bir millet değil. Biz etle bir tırnak olmuşuz. Bizi kimse ayıramaz. Bravo. Ben geçmişte de söyledim. Daniel Mitterrand denen bir buruşuk kadın geliyor. Diyarbakır'daki benim hemşerime sarılıyor. Ama ben devlet olarak benim Diyarbakır'daki hemşerime onu gösterdiği şefkati gösteremedim. O yanlış yaptım ben. Biz tutanmışız, kız vermişiz. Çanakkale'de beraber savaşmışız. Gelinoğlu'na beraber savaşmışız. Bu millete ayrıştırmak hainlikten başka hiçbir şey değildir. Ama biz Anavatan Partisi olarak bu oyunları bozacağız. Biz biraz önce de söyledik. Biz Ege'yiz. Biz Akdeniz'iz. Biz Marmara'yız. Biz Karadeniz'iz. Biz Anadolu'yuz. Biz Türkiye'yiz arkadaşlar. Hepimiz böyle şiirler okuyup arkasından da
ülkeye nifak tohumu sokan siyasetçilerimiz de var. Ama onlar elbet kaybetmeye mahkumdurlar. Bu ülkenin kardeşliğini bozmak isteyen kim varsa kaybetmeye mahkumdur. Birleşmeyi, birliği, kardeşliği savunmada kazanacaktır. Onu da savunan nadir partilerden biri de biziz. Allah'a çok şükür muhafazakarız. İnancımızı hiçbir takviyeye girmeden yaşayan insanlarız. Elhamdülillah. Cumhuriyeti ve Atatürk'ü çok seviyorum. Atatürk Allah'ın yardımı neticesinde bu işi başarmış. Cumhuriyetimizi de seviyoruz. Türk milliyetçiliğini de seviyoruz. Türk kardeşlerimizi de seviyoruz. Bunun ayrısı gayrısı yok. Bunu bozmak isteyenlerin boğazına ham armut gibi duracağız. Anavatan Partisi birliğin, kardeşliğin, dirliğin adresidir. Birliğin, dirliğin, kardeşliğin olduğu yerde de çözüm vardır. Çözümün olduğu yerde de bilim vardır. Bilimin olduğu yerde akıl vardır. Aklın olduğu yerde üretim vardır. Çalışkanlık vardır. Sevgili arkadaşlar, laflarımı toparlıyorum, hakkınızı helal edin. Daha konuşacak çok şey var ama yine ben bunu nişanlayayım. İnşallah günlerde hem harayla çekeriz Orta Anadolu'nun tabiriyle. Çünkü şu genel politikaya da değineyim. Maalesef ki özellikle Suriye'deki yaşanan olaylar benim içim acıdı. 2-2,5 milyon bu fakir ülkenin üzerine kendimizi taşımakta zorlanırken bir yük daha indi. Komşumuzdaki huzursuzluğa biz de benzin dökerek alevlendirdik. Orada bir eksikliğimiz var. Irak'ta sorunumuz var. Şu an İran'ın böyle bir suni gündem yaratılıyor. Rusya'nın, yani tabiri caizse dışarıda doğduğumuz yok denecek kadar az. Şimdi tekrar Sayın Barzani'ye ve İsrail'e döndük. İnşallah onları da kaybetmeyiz. Bu coğrafya mutlaka ve mutlaka bu kötü bir işi bertaraf etmek durumunda. Yolda gidişat hiç hoş değil. Bu 2,5 milyon Suriyelinin ateşi bizi çok derinden yakar. Yani kapkaçlar, hırsızlıklar, sokak olayları önüne geçemeyecek. Çünkü aç olan insan her şeyi yapar. Onun için de Türkiye'nin bir politika değişikliğine gitmesi lazım. Önümüzdeki süreç çok önemli. 3-4 yıllık dilim içerisinde hem genel seçim, hem cumhurbaşkanlığı seçim, belki Türkiye bir referanduma gidebilir. Başkanlıkla ilgili. Mali idarelerle, yani Türkiye'nin hayatını değiştirecek seçimler olacak. Onun için de ya biz el birliğiyle yolumuzu, ekmeğimiz varsa yarısını paylaşarak, saflarımızı sıklaştırarak, gece gündüz bu memleket için fedakarlık yaparak Anavatan Partisi'ni büyütüp bu kötü gidişi bertaraf edeceğiz veya hepimiz birlikte bu ülkenin gelişinde düştüğü sıkıntıda olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Medya 24 izleyicileri, Ankara'dayız ve Anavatan Partisi'nin olağanüstü kongresini hep birlikte biraz önce gerçekleştirir. Genel Başkan yanımızda. Sayın Çelebi, nasıl geçti bu olağanüstü kongre? Bu Anavatan Partisi'nin kendi içindeki eksiklikleri giderme kongresi. Olağanüstü kongre. Bunu çok büyük çaplı yapmadık ama 2016 senesi zaten Anavatan Partisi'nin olağan kongre takvimi başlıyor. 2016'nın Ocak ayından itibaren önce ilçelerimizde, sonra illerimizde, en sonunda uygun olan takvimde de genel merkezimizin kongresini yaparak o kongreye de çok ciddi hazırlanıyoruz. Türkiye'nin şu anki içinde yaşadığı sorunların tamamının araştırması yapılıyor. Sorunlar yerinde inceleniyor. Ciddi anlamda bir ekip oluşturduk. Çalışma komisyonları oluşturduk.
hem bu sorunların MR'ını çekilip bunların da tedavisiyle birlikte o 2016 senesindeki olağan kongremiz Türkiye'ye bir mesaj kongresi olacak. İnsanlar ya kendi fikrini, zikrini siyasi felsefeye uygun bir parti bulamadığı için sandığa gitmiyorlar veya kerhen kendini temsil ettiğine inanmadığı partilere dahi mecburiyet karşısında oy veriyorlar. Biz işte bu eksikliği gidereceğiz. Anavatan Partisi geçmişte her kesimin partisi olmuş. Her inanç kesiminin, her ideolojik kesiminin kendini bulduğu bir parti olmuş. Özal'ın Türkiye'yi barıştıran, birleştiren, sevgi ve hoşgörüye dayanan siyasetini günümüzde biz artık kendi Özal'ın çocukları, Özal'ın evlatları olarak biz geçmişte Özal'la birlikte çalışan arkadaşlarımızla birlikte bu işi başaracağız. Çok ciddi anlamda yeniden yapılanma çalışmalarımız var. Eski Özal döneminde bu işi başarmış eski bakan, milletvekili ve büyükşehir belediye başkanlarımızdan, üst düzey bürokratlarımızdan yüksek istişare kurulu kurduk. Özal da ilk partiyi kurduğunda böyle bir kurulu vardı. Bunlarla birlikte başkanlık divanımız, merkez kararımız, merkez disiplin kurulumuzla birlikte bu Anavatan Partisi'ni Türk siyasetinin aranan alternatifi yapacağız. Türk siyasetinin aranan alternatifi yapacağız. Evet. Sayın Genel Başkan İbrahim Çelebi. Hem yanınızda bir efsane başkan var. Evet. Başkan. Hemen hakikaten bizim de efsanemiz, büyüğümüz. Siz de gayret ettiniz. Sizden de birkaç cümle alalım mı Sayın Çelebi? Şimdi toplantıyı nasıl buldunuz? Bugünkü toplantı şöyle. Vatandaşta büyük bir heyecan var. Yani eski anavatanı arar durumda şu anda. Eski anavatanlara şu anda heyecan verilmesi halinde ki genel başkan da o heyecanı görüyoruz. Verdi, fazlasıyla verdi. Genel başkanı zaten bu heyecan olmasa biz burada olmayız. Genel başkanın gayreti, çalışması fakat yalnız olması, eski partide görev yapmış önemli şahsiyetlerin biraz kenarda beklemesi genel başkanı zor duruma bırakıyor. Şimdi bunlar hepsi maddi manevi olan bir konular bunlar. Şimdi bu sıkıntıların giderilmesiyle ilgili destek bekleniyor. Ben şu andaki konuşmamda özellikle ısrarla üzerinde durduğum konu bu. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu konuyu inşallah genel başkanımla noktalayalım. Evet. Şöyle ifade edeyim efendim. Bundan sonrası için umutluyum dediniz. Bu nişan dediniz, bunun evliliği vesairesi. Evet. İki cümleyle bitirelim. Şimdi eğer umutsuz olursak Türkiye'de umutsuzdur. Biz umutumuzu, ana vatanlar olarak umutumuzu kaybettiğimiz zaman Türkiye'de umutunu kaybetmiş olacaktır. Vatandaşlarımıza sizin aracılığınızla sesleniyorum. Buyurun. Bize inansınlar, bize güvensinler. Bizde bilgi var, beceri var, tecrübe var, dinamizm var. Biz ülkeyi çok seven bir ekibiz. Ülkeyi önce barıştıracağız, sonra zenginleştireceğiz. Ülkenin buna ihtiyacı var. Bekledikleri Anavatan Partisi'nin de bugün ayak sesleri gelmeye başladı. İnşallah önümüzdeki süreçte aradıkları partiyle birlikte sandığa gittikleri zaman o ara amblemine, Türkiye'yi zenginleştiren, bolluğun, bereketin timsali olan ara ambleminin altına gönül rahatlığıyla vatandaşlarımız oy verecekler. Biz de oy veren partiyi ortaya çıkardık. Arkadaşlarıma da bu konuda teşekkür ediyorum. Dedi Sayın Çelebi efendim, bir Anavatan Partisi'nin olağanüstü kongresinde idik Medya 24 olarak. Ümit ediyorum Türkiye için bu Anavatan'ın ayak sesleri umutlu ve hayırlı olur. Bir sonraki konu ve konuklarla görüşmek üzere Sayın Genel Başkan. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.